size hayatı paylaştırmak için hatta ant içmiş esenesen köşücü gibi Porto sizlerle birlikte ara karnı almayı incirdi. Of ya, şöyle gelsene de atardı çıkardı. Aynen abi, bu karnı basmak ne kadar uzun sürebilir ki? Hayır yarın, tatilden gidiyor bu dakikalar. Benim vaktim kıymetli abi. Hoca ise hoca. Bir dakika kardeşim. Sen beni sayarız ama tembel ya. Neden öyleyseyin efendi? Öğretmenim, canım benim. Otur yerine şey. Kendine yana Madde 1. Karnı gelir, sınıf öğretmeni saç ağaca karnı vermez. Aynı zamanda tüm beden boyunca içinden geçenleri de söyler. Karnı gelir, öğretmenimizin sözleriyle hazırlanmakta her zaman fayda vardır. Evet çocuklar, bakalım birinci dönem boyunca neler yapmışsınız? Acaba Şubat tatilini gerçekten hak etmiş misiniz? Bahadır? Buyurun hocam. Evladım maşallah, banko evde alkopama gibi karnı yapmışsın. Hep ev sahibi ya da beraberlik 0 ve 1. Öyle demeyin hocam. Bakın bir tane dördüm var. Evladım haftalık ders saati zor. Haftada 4 saat bu dersi görüyor musunuz? Haftada 4 saat ders mi vardı ya? Ne yapacağım? Söz veririm, bu karnını düzelteceğim. Tutabileceksin de ne yapacaksın? Haftada tam 11 ayrı ders var. Haftada 11 ayrı ders mi vardı ya? Ben de diyorum ki bu öğretmenlerin yüzleri neden hep değişiyor? Meğer dersler değişiyor. İbrahim. Buyurun hocam. Evladım baktın mı karnene? Baktım da hocam. Bu karnenin yanında bir de sağlık karnesi verseydiniz. Hocam onu eve nasıl götüreyim? Evladım ben ne yapayım? Hiç yakışmaz sizinle hocam. Hiç yakışmaz. Aa, şuna bak. Bir de bana kabahat buluyor. Tamam hocam. Daha fazla konuşma isterseniz. Konuştukça batıyorsunuz. Kaydın İbrahim. Üzülme yavrum. Vay be. Güzel taktikmiş bu. Bravo. Büyüksün. Sıdıka. Yavrum. Hadi bedene, müziği anladım da senin beslenme dersin nasıl sabır olabilir ya? Hocam beslenme dersinde müdürün gofreti nasılmış? Biraz da parmağını yemişim. Taktı bana. Ne olacak? Bir parmak yemiş daha. Aferin yavrum, aferin. Teşekkürler hocam. Siz de bana katılıyorsunuz. Hayda kanka, aynı fikirdeyiz. Sinan ve Dilek. Buyurun hocam. Kızlar bütün şoklarınız her şeyleriniz aynı. Aynı yemesi de. Kankam ya, görüyor musun? Ya kızlar artık başkasına benzemeyin ya. Kendiniz olun. Hep böyle daha güzelsiniz. Hep neden bu birbirinize benzemediler? Neden? Babalarımız aynı iş yerinde çalışıyor. Annelerimiz aynı dizileri izliyor. Evlerimiz karşılıklı. İkimiz aynı ev yemekleri, aynı renkleri, aynı müzikleri seviyoruz. Ve aynı anda... Tuvalete gidiyorsunuz herhalde. Hocam bunlar ortalıkta kopya koyup gibi dolaşıyor ya. Yeter bu kadar karnı attığını senin. Sıra geldi sana. Sınıfın en kötü karnesine. Hocam ben karneye karşıyım. Hem her şey yok mu? Yarışırdı gibi koştuğunuz ne kadar doğru olabilir sizce? Sımarıklık yapma. Bu notları nasıl açıklayacaksın evdekilere? Aa, onları da açıklamak lazım ya. Biz bu karnelere protesto ediyoruz. Yani almıyoruz. Buna karşı sessiz mi kalacağız? Bu zırhla karşı hep beraberiz değil mi? Benim nesiniz değil mi? Susmuyoruz değil mi? Hayırlar. Tepkisiz olacak bu resim. Sindirilmişler. Evladım kebapçı mı burası? Hesabı itiraz gibi karneye itiraz mı edilirmiş? Neye itiraz ediyorsun? Maddi 2. Öğretmeninizden de istemek, hatta karnenizi itiraz etmek 2 defa düşüneceğiniz konulardandır. Dikkatli olmanız gerekir. Hocam, benim son coğrafya sınavım çok iyi geçmişti. Ama bakın, karnım 3 gelmiş. Benim 3 almam lazım. 4 olması lazım, en az. Allah Allah, madem o kadar güveniyorsun kendine, o zaman bakalım son sınav kararına.
yapmışsın? Hadi yavrum, onu öyle demişsin de. Biz sormuşuz. Akdeniz'de dağlar denize nasıl uzanır diye sormuşuz. Sen cevap olarak sen üstü uzanır yazmışsın. Yüzüstü müydü? Ya hocam ne olur bir daha baksanız. Vardır belki daha iyi cevapladıklarım. Ben bu dersen 3 alamam. 3 olmaz. Haklısın çocuğum. Vallahi haklısın. Bu karada bakınca daha iyi anladım. Senin kaynatın 3 almamalı. Bu ne be? 2 almalı. Al çocuğum kaynatın bunu da düzelteyim. Bu dersten 2 aldım. Ya nasıl ama ya? Kalbim yükselteyim derken alçaldım. Bu nasıl iş ya? Pen adı kullanırken kendi kalemi bıraktım resmen. Evet çocuklar, karneni aldığınıza göre evlerinize dağılabilirsiniz. İyi tatiller. İyi tatiller hocam. Sen burada bekle Hüseyin. Annen ve baba seni almaya geleceklermiş. Eyvah, babam geliyor. Hem de deplasmana en güçlü döneminde. Kendi evimde vuracak beni. Bittim ben, bittim. Buldum, buldum kanka, buldum. Buldum, buldum anahtarı, buldum. Oğlum başına elma mı düştü? Yanlışlıkla topu parçaladı. Saçma. Canım sıkın, zaten babamlar gelecek. İşte onu buldum kanka. Kardeşin üzerindeki notlarla oynamanın yolunu buldum. Oynayalım mı? Magdeviç, asla ama asla kendi üzerindeki notlarla oynamayın. Oynayalım kanka. Oğlum, kalbe mayın tanrısı gibi nasıl oynayacağız? Kanka, ben bütün sözüm bunun için çalıştım. Milyonlarca kalbin üzerinde denemeler yaptım. O yetmemiş gibi yepyeni belgeler hazırladım. Artık buna hazırım. Güven bana, ver kalbini. Al kanka, gözünü seveyim, babamlar gelmeden hallet şu işi. Heh, işte oldu. Hayır, sen olmadı. Daha sonra hazırlayacağım. Heh, bu kadar. Mürekkep attı. Tamam tamam, ağlama kanka, geliyor. Ha? Aa, çok güzel oldu. Sağ ol kanka. Bu da oğlum. Matematikten 300 almışım. 300 diye yok mu fikri? Yok mu? Ya ben genelde 1-2 aldığım için pek yüksek notlara hakim değilim. Yoksa biteriz. He, ben arasında çalışmadım kanka.
Fikri, git buradan. Git! Hayır olsun. Bu şüpheler çalıştığı yetmemiş gibi. Git! Gözünü seveyim, kurban olayım. Bir de gözünü böyle böyle yapıyor. Allah'ım ya. Ya mahvoldum ben ya. Bittim ben. Haksızlık bu. Bence de haksızlık. Senin de blokların düşük. Hem de nasıl? Baksana. Blok ortalaman 99 gelmiş. Neden %50 neden? Madde 5. Her okulda notları çok iyi olsa da kaçırdığı bir puan üzülen öğrenci vardı. Bu öğrencinin moralinin bozulmasına izin vermeyin. Ablacığım, ben 99 alsam, babam kalbimi pil botlar asar, gazeteye tam sayfayı ilan verir. Anlamıyorsunuz işte. Ben şimdi öğrendim, yüzüne nasıl bakacağım? Ezra yüzüne nasıl çıkacağım? Fatih Sultan Mehmet gibi çıkacaksın. Ben 99 alsam, ertesi gün Viyana SMA çıkarım. Anlamıyorsunuz işte. Ben şimdi öğrendim, yüzüne nasıl bakacağım? Bir puan ya, bir puan. Ben 99 alsam öğretmenim yüzüne abi öyle bakarım. Hem de günde 25 saat bakarım. Her kalbe gibi yerlerini incelemekten gözlerim bozuldu ya. Hüseyin! Allah'a kaç oğlum, kaç kaç kaç! Madde 6. Semestre tatili her şeyi düzeltmek için bir şanstır. Eksiklerinizi, hataları görmek için bir fırsattır. Notlarınız kötü diye üzülmeyin. Onları düzeltmek için önünüzde bir koca dönemi iyi değerlendirin. Ama tatili ve dinlenmeyi asla ihmal etmeyin.